İsim? Orhan. Orhan. Evet. Senin belli mi gideceğin yer? Hayır. Sınıf mınıf? Hayır. Var mı bir eğitimdir, bir iştir, şoförlüktür vesairedir falan? İneklere bakıyoruz ya. İneklere bakıyor. Bol ineğe bakıyoruz. Gübre dağıtıyor mu? Tabii canım. Sen onda. İstihkam koçun belli, bizdensin yani. Kazarsın bol bol, siperdir, çukurdur. İşe göre canım, yaparız ya. Kaç çocuk var efendim sizin? İki çocuk hala emanet. Allah emanet. Hayırlı evlat İnşallah. Eylesin. İnşallah. Ömürleri uzun olsun. İlk defa çıkarım. Asker çıkacak. Okudu. Asker daha zor olacak herhalde. Okul? Eşme. Eşme liseden çıkıyor. Yatılı. Ha, liseyi bitirdin. Evet. Yatılı mı okudun? Yatılı. Ayrı kalmışsınız. Kaldık da asker daha zor olacak herhalde. Niye? Çok alıştık bir de birbirimize. Biz bundan anıyla kız gibi işiyiz. Ana öyle, kız gibi. Öyleyiz yani. Senin tığın nerede yavrum? Çeyizi hazır mı? Hazır hazır. Hazır. Kız bekliyoruz. Kız var mı bir kız? Kız adayı. Çok ya. 50 tane. Şimdi sana kafa korum diyeceğim de Mehmet'e harcadım biliyor musun? Özel bir abla var mı? Var. Var. Konuştun mu? Konuştum. Ne dedim? Ben askere gidiyorum. Döndüğünde ister bekle ister bekleme. Paşa gönlüm bilir. Senden çok var. Benim de çok işim var mı dedim. Bir yerim çok dar, iki çok sıkıldım mı dedim. Hayır, bekleyeceksin dedim. O ne dedi? Evet. Emredersin dedi. Tabii bekleyeceğim dedi. Tabii. 50 kere de şınav çektirmişimdir. Sen askere gidiyorsun koçum, kız gitmiyor. Bekleyeceksin dedi. O ne dedi? Tamam dedi ya. Bekleyeceğim dedi. Bekleyeceğim. Beklemezse? Çaresi yok, bekleyecek ya. Seviyorlar. İnşallah döndüğünde de seni bu kadar kendine güvenli görürüz. İnşallah. Amin amin. İnşallah inşallah. Amin. İnşallah böyle şey böyle ağzından çıkanı kulağın işitir bir halle buluruz seni. Amin amin. Amin. Allah hayırlı tezkere versin inşallah. Sen İtalyan çukurunu biliyor musun? Hayır. Öğretirler. Var mı İtalyan çukurunu bilen? Senin havanı yiyeyim, valideden almış kişi evlendiniz ya. Olur. Kaç yıllık evliydiniz? İki. İki. Kaçarak mı? Evet. Zaten niye askerlik yapmayana versinler ki kızı, değil mi? Evet. Beğendin hanımefendiyi, gittiniz istediniz. Ne dediler? Askerlik yapmayana kız yok. Evet. Sen de dedin ben kaçırayım bari. Evet. Kaçırdın. Sonra şimdi askere gideceksin. Orada da keçileri kaçıracaksın. Çoluk çocuk var mı? Var. Kaç yaşında? 1,5. 1,5 yaşında. İyi, sana şey var senin. Kızımız var 1,5 yaşında. Allah bağışlasın. Allah uzun ömürlü etsin. Analı babalı büyütsün. Kızı mı daha çok özleyeceksin? Anneni mi daha çok özleyeceksin? Hanımı mı daha çok özleyeceksin? Tabii çocuk ya. Kızı daha çok. Evladını daha çok evet. özleyeceksin. Sen pabuç damda daha 2 senelik evlisin. Sen zaten evlenir evlenmez unuttu seni. Unutsun. Sağ olsun da unutsun. Sağ olsun da. Sağ olsun da unutsun. Gördün mü annenin fedakarlığını? Siz der misiniz aynı şeyi? Sağ olsun da beni unutsun, hiç önemli değil. Demezsiniz. Demez. Deme. El kızı değil misiniz? Kızım işte. Ah ana de, ah. Benim, ah. Benim kızım da şey fedakardı diye, o da diye yine. Diğer ana fedakar kaçmış işte. İşte sevdi de ondan kaçtı zaten. Bir tek o kolyeyi mi taktın ettiler evlendikten sonra? Hayır. Hayır. Var mı takı falan? Var. Beraber mi oturacaksınız? Beraber oturuyoruz. Askerde bir de asker yolu bekleyecek. Düşündün mü bunları kaçarken? Düşünmedim. Düşünmedin. Düşünmedim. Düşünmedin. Düşünmedim. Şimdi mi geliyor aklın başına? Sormadın mı askerliğini yaptım sen diye? Biliyordum zaten. Yapmadığını. Beraber okudular eşmede. Okurken? Okurken. Anlaştık. Okurken anlaştılar. Belli anlaştınız da istihbaratı yanlış almış abla. Şimdi biraz zor olacak. Biraz. Galiba siz biraz daha mı fazla ağlayacağınız askerin arkasında? Nedir? Çok ağlarsın. Annem daha çok ağlar. Öyle mi? Ana kızım. Ana. Bağrına taş basmış. Ah anam ah. Görüyorsun değil mi el kızını? Annesi daha çok ağlar. O kadar kızım işte, o kadar. Ne o diyeyim? Da, o da destek oluyor canım bana. Olacak tabii be annene. Hayırlı tezkereler dileriz arkadaş. Yine de askerden, yani evliliği askerden geldikten sonra yapmakta fayda var da. Var da. Yaptık yani. Senin işin artık maç bitmiş yani. Yapacak bir şey yok. Söylüyor mu arkadaşlara, bekar arkadaşlar? Aman arkadaşlar askere gidin gelin öyle evlenin diye. Ya daha evlenin diyorum ben onlara. Evlenin diyorum. Evet. Ya, bir ben kukuma kuşu gibi kalmayayım orada diyorsun. İsim nedir anne? Fatma. Fatma. Oktay. Oktay. Otur annenin yanına. Oktaycığım ya. Onun da var hanımı. Onun da var hanımı. Siz?
yaşayayım. Yok, ben ayakta oturayım ya. Ya otur otur. Otur. Yok, yok ayakta otur. Durayım. Ya otur. Kaç yıllık evlisin Oktay? Bir senelik. Bir senelik. Bir yıllık. Kaçırdın mı? Yok hayır. Normal istedik. Evlendiniz, evet. Gittiniz istediniz. Verdiler. Evet, vermeselerdi kaçırırdık yani. Tabi zaten öğretmenler de bizim önümüzde. Ha, sancağı sen ona devrettin. Tamam, evet. Anladım. Zor olacak biraz. Zor olacak. Askere göndereceğiz. Lakin vatan görevi namus görevidir, namus borcudur diyerekten alnımızın akıyla gönderip geri gelmesini nasip etsin inşallah Allah. İnşallah, inşallah. Böyle erkek annesi için evladının askere gitmesi gurur verici de eşinin askere gitmesi de gurur vericidir. Tabii ki. İnsan gururlanır, vatanını koruyacak. Namus borcunu yerine getirecek. Ne diyeyim kızım sana? Ne? Ne diyeyim? Helal olsun diyeyim yani. Sen biraz gözün arkada kalmayacak. Yok hayır. Yani anlaştınız. O konuda evet. Bir problem yok, sıkıntı yok. Yok. Kaç numara? Bizim bunun mu? Bu. Biri daha. Bir tane. Bir evin bir oğlu mu bu? Evet. Bir evin oğlu. Kardeşin var mı? Var. Kız kardeşim var bir tane. İki kardeşsiniz. Evet. İlk defa evden asker çıkıyor. Evet. Bir de gelin kalacak. Evet. Gelin sizle mi oturacak? Bizimle oturacak. Beraberiz. Efendim? Bir de bebeğimiz olacak. Var. Daha yeni bakımız var. Kız ne zaman gelecek inşallah? İnşallah Allah izin verirse. Şeyde Aralık'ta. Aralık'ta? Aralık'ta. Evet. Aralık Ocak. O aylarda gelecek. Aman inşallah. İnşallah. O anlamda da biraz rahat. Hani koca yolunu beklerken o öte yandan gel. Sen geleceksin hazıra konacak. Evet biraz öyle olacak. Gazı çıkartılmış. Ne bileyim işte karnını doyurmayı öğrenmiş. Evet. Belki tay tay duymayı da öğrenmiş. Yürüyecek belki de be. Evet evet beni karşılaması gerekiyor gelirken. İyi hayırlısı ne diyeyim hayırlı tezkereler. Amin. Maşallah. İsim? Gökhan. Gökhan. Firdevs. Firdevs Hanım. Evet. Kaç çocuk var efendim sizin? 3 Allah'ım benim. 3? En büyüğü bu mu? En büyüğü askerden geldi 3 sene oldu geleli. 1 sene oldu düğün edeli. Oğlan büyük askere gitti evet. Geldi. Ev verdik. Evet. Şimdi? Şimdi bunda sıra. Ağladın mı büyüğün arkasında? Çok ağladım. Çok ağladım. Buna daha çok ağlar. Niye buna daha çok ağlıyorsun? Bu da küçük. Küçük diye mi kıyamıyorsun buna? Sen ne zaman gidiyorsun? Ağustos'ta nasipse gidiyoruz. Hadi hayırlısı bakalım. Pek bir şey de kalmamış. Var mı senin konuştuğun biri? Yok ya. Askerden gelince. Döndükten sonra. Evet. Düşkün müsündür valideye? Çok. Çok. Bu küçük diye mi bu kadar böyle kıymetli? Hepsi oluyor? De kıymetli yanımda. Hani son numara ya bu. Tabii. Hanımefendi? Bu kızım. Kızı. Evet. Sizin kardeşiniz değil mi? Evet. Abla. Yengi. Kardeş gidiyor askere. Evet gidiyor. Bir tanesi gitti geldi. Evet. Özledin mi onu askerdeki? Özledim çok özledim. Bunu da özleyeceğim. Tabii. Hayırlısı bakalım. Çok özledim. Bir vedalaşın da artık arkadaşlar. Göklerden ağıt yağar yağmuruna ağlarsa anam ağlar ardımdan göklerden ağıt yağar yağmuruna dost yüzlü yalancılar kapımda yalnızlık çırılçıplak koyunumda dost yüzlü yalancılar kapımda yalnızlık çırılçıplak koyunumda gül çiçek kokan yanakları ninniyle umut veren dudakları hiç kimse de yok ana sıcaklığı anam anam
Garip anam, sen yoksun yanımda. Kime dert yanam, eller yalana. Anam, anam, garip anam, sen yoksun yanımda. Kime dert yanam, dünya yalana. En büyük asker bizim asker, en büyük asker bizim asker, en büyük asker bizim asker, en büyük asker bizim asker. Biz şimdi tavukları aldık mı? Evet aldık, tavukları aldık. Buğdayları aldık. Evet. Harbi? Evet aldık hepsi. Bırık dur! Arkadaşlar! Tertipler! Erzak var. Erzak var, erzak. Malıyı mal. Malıyı. Tavukları topladık. Buğdaylar tamam. Ya bu da bizim programdan. Çam sakızı çoban armağanı. Doğal lezzet paketi. Yersiniz gitmeden. Enerji ver inşallah. Ha diyeceğim bunun için mi durduk? Ha bunun için durduk. Hadi arabaya. Biraz para mara da toplasak iyi olacak be. Evet. Azıcık para mara. Belediye başkanını bulmamız gerekiyor. Başkanı buluruz ya. Hep büyük asker, büyük asker. Hep büyük asker, büyük asker. Hep büyük asker, büyük asker. Çarşaf pazarlığında çarşafa dolandık. Abi batırdın beni ya. Neyi batıracağım ben seni ya? Alışveriş yapıyoruz burada ya. Az sonra. Ve hala batırdın diye. Neyi batırdın? Alışveriş yaptık işte. Böyle yığılım malım vardı. Tüketiyorum. Sana da yaran olmuyor kardeşim ya. Ne oluyor? He? Kim neyi vermiyor? Çarşafın neyini vermiyor? Metresini vermiyor mu? Ya bir rahat yok mu ablacığım ya? Burada da mı? Pazarlığın üstüne... Ne güzel çarşaflarmış bunlar ya. Sen söyledin mi burada olduğumu? Sesim geliyordu. Dayanamadım. Hokur diyordum. Hokur diyor muydum? Demlenmişimdir ben. Öyle işte. Kalkalım. Kolay gelsin. Tövbe estağfurullah. Kalkalım o kadar da gömdük kendimizi ama. Kolay gelsin. Sağ ol. Ya rahattım ben ya ablacığım ya. Burası neresi? Kaşbelen. Uşak'tayız değil mi? Evet. Kaşbelen köyü. Nedir ablacığım mesele? Çarşaf meselesi. Çarşaf meselesi. Mesela çarşaf. Siz çarşaf mı alacaksınız? Evet. Kimi alacaksınız? Kendim alacağım. Niye yok mu çarşafınız? Çok da oğlum var evlenecek. Oğlan mı evlenecek? Evet. Evlensin size ne? Canım çarşaflı oğlan erlenir mi? Olur mu canım? Gelin gelirken getirsin çarşafı. Gelin de getir oğlan evde var. Oğlan evden mi verecek çarşafı? Tabii serer. İsminiz? Nesla. Alem görsün diye mi bunları tabii, sereceksiniz? Tabii bak bir de bebekli baksın da. Kızlı falan. Ha sen torun istiyorsun. Torun tabii. Sevmek istiyorsun sen. Üç tane oğlum var biliyor musun? Belki kız torunum olur. Kız yok mu? Yok. Kız torun istiyorsun. Kız torun istiyorum. Evet. Ya, hayırlısı hayırlısı nasip. Siz alıcı mısınız anne? Hayır ben seyre bakıyorum. Bakın seyirci. Seyirci. Siz anne? Ben daha önce ucuz vermiyorlar. Ucuz versinler istiyorsunuz. Acı ucuz versinler. Size niye lazım çarşaf? Yani herkese lazım olur mu? Benim bir şeyim yok ya. Tebbici evlendi, barkandı, bebe bir dede kaldım ben. Rahatsın he, yani. He rahatın Allah'ıma şükür. Dede nerede? Kayvatadır nerede? Yük bakkallığım oladı. Sabah erkenden kahveye mi kaçıyor dede? Özlemiyor mu dedeyi? Ne özleklerin 50 seneli evladım özlensen olacak yavrum. Ömrün çok olsun. Sizin de ömrünüz çok olsun. Dede belki özlüyordur da hani senden yüz bulamadığı için kahveye gidiyordur. Aman gitsin. Emek yayılığı 20 sene oldu. 20 senedir bekleye esim kalktım gitsin olsun. Neynem dedeyi evde biz. Sıkıldınız mı dedeyle muhabbetten? Kavga ediyoruz günü geliyor da sıkılıyoruz da ya. Neyine kavga ediyorsunuz canım? Tam rahat edecek zamanı bulmuşsunuz. Aman neyine Allah'ın şey. Dede falan istemiyor yavrum. Kocaldım galiba. Ömrüm çok olsun. Dede senin. İstemiyorsun mu? gitsin mi yani dede? Gitmesin ya. Ahirete mi intikal etsin? Oraya gitmesin canım. Allah o zaman yalınızım vallahi. Çocuklarım hep yabandalar.
gitmedim. Ama gidecekse adam önden mi gitsin? Ben gideyim önden. Niye? O kadar mı seviyorsun dedeyi? Dedeyi o kadar. İrezil olur ben ölürsem o zaman. İrezil olur. Kalırsa arkada. Çoluk çocuk hep yabanda. Bakan olmaz o zaman. Ha, o önden gitsin yani. Vah. O mu önden gitsin yani? O bir gün evvel ölsün, arkasından da ben ölenem. Ama o yine erken gitsin. He, bir gün evvel gitsin. Siz hanımlar var. Siz. Şaşırıyorsun vallahi beni. Tabii şaşırttım. Normalde zaten senin isteğin dedi. Zaten televizyonda baka baka zaten şaşırıyoruz biz sana. Şaşıracak burada da şey bizi şaşırttırıyorsun. Ne şaşırttırıyorsun? Sen dedin ki ben önden gideyim dedim. O kadar çok mu seviyorsun? Yok ama şaşırttın beni dedin. Dede erken gitsin dedin sen. Dede erken gitsin varsın. Bir gün iki gün evvel gitsin. Ana arkada kalmasın. Yazı olur. Arkasından da ben gideyim. Kılıf da hazır yani. Aman arkada kal. Ya siz yarın, siz tamam siz. Tamam mı? Zaten kucaklık benim varsa yarın yoksa. Allah'ın Allah gecinden versin. Diyemezsin varsın. Yaş, bu kadar yeter. 65 yaşımıza gittik. Yeter. Daha dur bir annem daha yeter görecek ya, günüm vardır. Var. Torun torba seversin daha ya. O kocaman da hep evlendiler. Onların da çoluğu çocuğu var. Onları seversin sen de. Seviyoruz da nerede bulacağız da seveceğiz? Yabandık sen, adamları. Neyini anlaşamadın şimdi? Geçer şu oğlan diyor. Bakma ya. Diyor. Hangisini o da, beğendin? O da bağlı veriyor ya. Sorarsın. Siz hangisini beğendiniz abla? Ben bebekli, kız bebekliyi beğendim. Kız bebekliyi beğendim. Kaç para isteniyor ona? Onu 3 milyon istiyor. 3? 3 milyon istiyor. Ben de 2'şer buçuk veriyorum. İkisi de 5 milyon veren diyor. Kurtarmaz ki 3 ya. Kurtarma mı canım? Ne kurtarmayacak? İkisine 7 vermen lazım abla. 3 buçuk falan diyor abi. Hem çarşamlara sen yaptın. Bu işi sen yaparsın. Metre de senin, mal da senin. Mal benim, metre benim. Evet. Peki. Metre hesabı mı satacağız? Metre hesabı. Metresi ne kadardan veriyorsun? 1 milyon. 2'ydi 1,5 diyelim tamam. Yok yok ben kimseye söylemem. Metresi diyor 2 de diyor 1,5'tan say sen diyor. Bu mudur ablacığım senin beğendin? Ya bunu Adana'da görürdüm ben ama. Bunun bir şeyi var mıdır böyle ahaliyi çağırma metodu var mıdır? Gel çarşafa gel. Efendim bu 2 metre ablacığım. 1,5'tan 3 ediyor. Aslında 2 de. Sana 1,5'tan yaptık. Canım zaten biz birden anlaştık. Sen orayı niye... Hemen bağırma ablacığım, hemen bağırma. Hemen yokuşa sürme işi. Biz zaten birden anlaştık. Sen 1,5'tan diyor. Ben 12,5'ı aldım. Sen orayı bozuyorsun. 2,5'tan mı aldın? 2,5'ı aldım. Hepsinin bir parçasını 2,5'ı aldım. Kurtarır mı? Selam senin önünde. Ver ablam ayrını gör. Tamam. Tamam. Senin bugün çarşaflar kalmayacak. Şurayı burada. Efendim el elin eşeğini türküyü çığırarak arar. Oturup böyle kıran kırana pazarlık yapacak halimiz yok. Maksat vatandaşın işi görülsün. Tabii. Kurtarıyor mu kurtarmıyor mu? Sen diyorsun kurtarır. Kurtarır. Ulan maliyetler yükseldi ama şimdi Çinler minler istiler çek. Tamam ablacığım al ikisini. Alayım abla parayı ama. Alacağız ebeden alacağız. Ebeden mi alacağız? Tabii. Ebe bank mı var burada? Bankamatik o benim. Efendim? Bankamatik o benim. Son model ATM. Her yere sirayet etti biliyorsunuz. Yok yok ben kendim ATM'den, ATM'nin yanına gidiyorsunuz. ATM yalnız kanlı canlı. Ana. Ana diye hatta sizi sıcak da karşılıyor. ATM'nin şifresi var. Yani pin kodu şudur. Canım anam nasılsın? İyiyim kuzum nasıl olan? Bu hoş geldiniz, şifreniz kabul edildi demek. Karta marta gerek yok. Kart şudur. Kartı alıyorsunuz, öpüp alnınıza koyduktan sonra... Sen gördüğünüz gibi, gibi de benim oğlum var, kart kabul edildi. Ben acaba 5 YTL alabilir miyim? Veren, i̇şte bir görüyorsunuz. Veren üstelik var. Diyaloglu bir şekilde ATM çalışıyor. 24 saat açık. Buyurun keş para. Üstelik makine soğukluğu yok. Sizinle sohbet ediyor. Peki bunu nasıl ödeyeceğim ben size? Ödemeyi yarın 5 milyondan ne 5 liraya ne veriyorlar zaten kuzum? Efendim limit 5 YTL. 5 YTL aldığınız zaman EBE banktan kendisine geri ödeme yapmıyorsunuz. Fakat 10 YTL falan olduğunda onu geri alırsınız herhalde. Olsun senin olsun. 10 YTL'ye kadar hatırlı bir müşteriyseniz krediniz sonsuz. Valla bankalar çöker. Fakat bu ahalideki bu yürek... Bu teyzelerimizdeki, bu cömertlik, bu ahalideki... Ömrüm çoğu olsun kuzum. Ben ne diyeyim, bu güzellik benim... sanıyorum batmaz. Bu arada ne oldu? Hayır. Onu da ben size söyleyeyim. 5 YTL'ye 2 tane çarşafı kapan, ablamız sırra kadem bastı. Ola ki pazarlık bozulmuştur vesairedir. Sunucudan çarşaf biraz ucuz oluyor. Beni gördüğünüz yerde pazarlığa dahil etmeniz siz sevgili müşterilerin faydasınadır. Peki satıcı ne alemde?
Satıcı kalabalıkların arasında karıştı. Batacak olan bir esnaf Allah'tan bizi işlerine çok da fazla bulaştırmayacak. Helal et hakkını kardeş. Fark ver söyleyeyim. Yok esnaf. Hemen ATM şurada çekiveririm bir YTL. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim. Evvelin bismillahirrahmanirrahim anasından 50 parça çapıt. Kendi anasından. Ondan sonra 160-170 parça kaynasından. Ondan sonra kayınbasından 2 tarla, 1 motor. Ondan sonra 5 yaşında bir tosun. Az sonra. Tamam. Hanımlar dikkat. Uzmanından adamı eve bağlamanın teknikleri. Az sonra. Nasıl bir geçti? Adam eve geldiğinde evet. Bir kapıda karşılanacak. Hemen bir öperim yavrum. Sepet yolu sepetini satamamış. Sepet yolu sepetini satamamış. Eve gelmiş yorgununa yatamamış. Eve gelmiş yorgununa yatamamış. Sepet yolu yaranın bir kuzusu. Sepet yolu bir ananın bir kuzusu. Hiç geçmiyor kollarının sızısı. Hiç geçmiyor kollarının sızısı. Ay özendim. Devam. Allah. Fark etmez sepet çolu Cemile. Kız çıkılın gari. Çıkılın gari kız. Zapt ettiniz be orta yeri. Çıkılın gari. Kurt da geceğiz şurada 2 dakika. Çal anam çal. Çal anam. Kızına mesajınızı bir verin. Fandın. Kaptırdın kendini. Hiçbir şey olmadı. Farkında değilsin. Hiçbir şey olmadı. Bu ne be? Böyle oynanır mı? Hiçbir şey olmadı. Allah korusun. Kınaya geldim. Öyle yazdın kız. Ölür mü hiç? Hiç. Hiç ölmem. Kaynanan burada mı? Ona mı nispet yapıyorsun? Bektay oldu. Buyur. Bektay oldu. Ne? Bektay oldu dedim. Güzel o pek day. Öyle pek day oldu o yüzden. Pek day oldu. Konuşmamız neyse o olsun yerleme. Konuşmamıza göre olsun. Tabii canım. Tabii aşk olsun. Oynaması güzel oldu. Daha nefesin bitmedi. Biter mi hiç? Day oldu. Pek day oldu ya. Allah senin kaynanana yardım etsin. Etsin be. Sevmiyor musun? Sevmem mi? Bek severim kaynamı. O nasıl böyle ısıracak ya? Pek severim kaynanan diye. Ne diyen? Neydi bir şey deneyen. Ben anlamam. Efendim biz bu arada bir kınaya davetliyiz. Burası Manisa Sarıgöl'e bağlı. Evet. Şehit Davutlar'a bağlı. Şehit Davutlar Köyü. Şehit Davutlar Köyü. Şeyh Davutlar mı? Evet Şeyh Davutlar. Ben ne diyorum köyü niye akşama kadar bulamadık? 1,5 saat dolaştık. Dağın bayırın etrafında. Razı olsun, sağ olun. Sizden de Allah razı olsun. Siz de sağ olun.
Yapmayın, yapmayın, yapmayın. Yapmayın, kurbanınız olayım. Biz bunlar... Kızın, kızın kaynanası o mu? Tamam. Kızın kaynanası o. Oturuşundan belli maşallah. He, maya gibi. Kaynıyı görüyor mu? Yeah. Kızın anasına bak, düşkünce şey. Yok canım, o kadar düşkün değil. Biraz öyle süzülmüştü. O gel lan seni vakfak edeyim. Hem kaynına nasıl kuruluyor görmüyor musun? Gel lan seni vakfak edeyim oyunu. Maya gibi mi oturmuş? Maya gibi oturmuş. Biraz asatı her yaka çalım yapıyor. Gelin alacağım diye bir çalım yapıyor. Çalım yapıyor biraz da satar. Kaynanın cavuru da her yerden ayırmış. Buyurun. Kaynanın cavuru yer yerden ayırırmış. Tövbe estağfurullah. Kadına hemen cavur demeyin canım siz de. Ne kötülüğünü gördünüz kabuca. Kız kaynaya cavur dedim. Hiç, hiç, hiç. Kaynana. Gel kaynana gel, bak, gel. Bak, bak. Gel. Yandım Allah dedikçe altına soba atmalı bunun. Soba mı? He, odun atmalı. Kaynar kazana katmalı. Gelin cavur olursa kaynana da öyle cavur olur. Size niye efendim cavur kaynana diyorlar? Öyle bir laf kuruluyor işte, ne diyeceksin? Hı. Kaynana dedikçe kaynar kazana katacaksın, altına yandım dedi odun atacaksın. Atmışlar senin altına odun, yanmış mı olacaksın galiba? Bakın gelinler gelin. Hadi kaç tane gelin var? Dört. Dört tane gelin var. Dört tane. He. Anlaşıyor musun onlarla? Hepsinden çok memnunum. Allah dumanlar doğru çıksın. Ne yapsınlar? Dumanlar doğru çıksın. Nasıl yakalım dumanları? Tövbe ki ya. Ömür boyu sürsün. Ömür boyu sürsün. Ömürler uzun. Onlar da seni seviyor mu? Olsun taşlama gayet. Sevmiyorlar, sevmiyorlar beni. Sevmiyorlar mı? Oğul mu seviyorlar, beni sevmiyorlar. Oğlunu seviyorlar. Oğlanlar. Sen doğurdun oğlanı. Doğrusunu söyleyeceğim. İzmir'den bir halıcı geldi benim. Geldim bir de mindi yanıma. Kendi geldim, ilk geldim. Seviyorum kaynını dedi. Açık seviyorsun, açık sevmiyorsun dedi. Aa dedi oğlan. Oğlunu nasıl seviyorsun dedi, kaynını öyle seveceksin dedi. Anasını aşk olsun yavrum seye dedim ben de. Geline aşk olsun oğlana. Bak dedim İzmir dağından gelip de dedim bunu parayla söyletmedim ben dedim. Açık seviyorsun demek ne demek dedim. Ne demek ya? He, aynı seviyorsun oğlumu gibi seviyorsun desene dedim. Hiç sen beni altında akmadın mı? Örtmedin mi? Neden ediyorsun onun alet gene yola yürü dedim. Bunları görse de orada çekiyor bizim şeyleri. Elde pençe maşallah. Pençe. El hakikaten pençe değil mi? Pençe. Elleri mi? Nasıl pençe de öyle öyle pençe gelinlere de. Gelinler bu ellerim şey benim on kızan böğüç. On kızan ben on kızan anasıyım. On tane kızanım mı benim? Maşallah. Yaşım 70 isim bitmiş. Kimselere dişimi de saydırmam. Ellerin yaban köyündüğün. Kardeş bacağı ama bir şey. Bak yek başıma yani bu kadın. Yani bunun kızları da iki tane kızı var bizde gelin. Yani biz gelinlerimiz. Siz dünür müsünüz? He biz dünür, gelini dünür. Çok seviyoruz. Gelin benim de bizi çok seviyor. Bu benim bak senin kızların ne güzel kaynanalarını seviyorlarmış. He. Senin gelinler seni niye sevmiyor? Öyle sevene de Allah razı olsun. Sevmeyene de. Sevmeyene de Allah razı olsun da. Çenenden olabilir mi acaba? Çenem gidip var. Çenem çekilecek. Yakın kaldı gay çekilecek. Neyi çekilecek? Kevin de çekilecek. Allah gecinden. Senin yaş 70 iş bitmiş he, diyor sen ama he. Yaş 70 çene bitmemiş. Sen çok o can çıkmayınca huy çıkmaz. Can çıktı mı huy da çıkar. Çok konuşuyorsun kızlara zar, çok karışıyorsun kızlara gelinlere zar. Ondan herhalde geçiniyorlar. Hiç de söylenmem. Sor bir bu karılara. Sorayım karılara. Sor. Azıcık kötüce. Kötüce de canım herkes diyor ki biraz kötüce davranıyor diyor gelinlerine. Gelinlere doğru durmuyor Ege de. Gelin onlara göre doğru durmuyor. Kötüce atıyor ki. Kendi kolay. Dayak yedik benim gibi. Kim dayak yedik? Sen mi seçtin kızı oğlan mı gördün? Oğlan seçti. Tüy. Benim mi yatacaksın tabii kucağına? Oğlum ne dedi ben onu alırım. Dur yakın yüze gir. Şapa oturma böyle bir şey. Şapa oturmuş surat. Aldın mı cevabını? Ben mi yatacağım kucağına? Öyle ya. Öyle. Nerede görmüş? Söyledi mi sana? Anlattı mı sana? Kankısı. Kızı nerede görmüş? Nerede beğenmiş? Görmüştür. Düğünlerde mi gördü? Midanlarda mı gördü? İlk sana mı açıldı? Evet. Ana seviyor mu dedi? Seviyorum dedi. Sen ne dedin? Kendi seviyorsan Allah'ın izniyle gider. Anası babası verirse alırız dedi. Araştırmadın mı kızı? Hayır. Bizim hangi kızı araştırdın? Canım gelini araştırmıyor musun? Şu aldım gelini. He. Ya nizin araştırdın ilk bulmuşumda. Tanıyorsun zaten. Ya tanıyorsun zaten huyunu da biliyorsun. Sever miydin kızı? Zaten de dua ediyordum. Bu kıyımda komşu. Allah benim oğlana yastın diyordum. O da yardım.
da, Allah duanı kabul etmiş. O da kabul etti çok şükür. Pek suskun duruyor be kız. Hem öyle nasıl da. Ezeceksin sen kızı herhalde. Neden? Ne bileyim pek masum duruyor. Gömüsüz çat, gömüsüz çat. Gömüsüz ilendiği yalan. Kızın arası benim de gömüsüz çat. Seni hemen koyede gidelim. Nasıl gönülsüz anacığım ya, gönülsüz olurmuş da görmüşler birbirlerini beğenmişler. Beğenmişler, at kız düşkün duruyor. Neden düşkün duruyor bilmiyorum ki ben. Neden? Yenge gelin oldu ondan. Anasından babasına yenge ayrıldı. Tabii sen olsan da ayrılınca. Vallahi kusura bakma, ben de böyle kaynanayı görünce acık yüzüm asılır. Ya sen de acık gül canım bir. Kaynana. Ne kadar yakıştı. Aa inanılmaz gibi. Ne kadar yakıştı gülmek. Kaynanayım diye bu. Kastım kastım kendini bir annemde. Kaynanın suratı zaten kalkmazım. Öyle olmayınca gelin de bakmazmış. Sert olacağım biraz. Sert olacağım. Ondan sonra da Emine Hanım'ın gelinleri gibi dönerler sana sırtlarını. Dönmezler. Dönerler. Oğlumu sevdikten geri anasını da severler. Nasıl Emine Hanım'ın gelinleri sevmiyorlar mı çocuklarını? O yalan söyledir ama. Gelin hiç kaynanı sevmem. Sevmez mi? Sever sever. Sen sever miydin kaynananı? Ben çok severdim kaynananı. Niye sert mi dururdu böyle? Ben döverdi de. Döverdi de. Buna rağmen severdin. Hem çok severdim. Niye hem dövüyordu sizi? Oğlunu çok seviyordum. Kaynananı dövücükçe ben onu severdim. Kaynanadan dayağı yiyip oğluna gidip. Sen kaynana sen. Sen. Ne yapıyorsun? Oğlunu mu fişikliyordun ondan sonra? Üçü oğlundan alıyordum. Beyler, eşinizle anneniz arasındaki ilişkiye dikkat edin. Eşiniz size ne zaman ki çemkiliyor, kötü davranıyor, bilin ki annenizin intikamı, annenizden aldığı şey intikamını alıyor. Oğlundan intikam alıyordun kadıncağızın. Hayır, seviyordum oğlunu da. Seviyordun da. Kaynı, düğücüsü kaynıyı da seviyordum. Dövdükçe. Yani büyüğümüz tabii düğerdir, suç yaparızdır. O da bizi düğerdir. Sen gelinleri dövmüyorsun inşallah. Ben dövmüyorum gelinleri. Yalan söylemem beni. Çakır hiç. Emine gelinlerini dövmüş mü? Çakır Emine huha. Huha. Bekliyorum. Vay bir dövmüştü. Hiç duyuyor. Bek duyuyor, bek duyuyor. Aylık parasını vermiyor gelinlere. Çünkü bende aylık yok gelinlere. Ben aylık parasını istemiyor. Aylık, aylık da bela yani, başa bela. Ya bela, onu nereden çıkardılar? Onu sildirmem ben bile. Gelinlere sildirelim. Sen aylık verirler de cekalıyı sildirelim. Estağfakiriz de ondan kavga ediyoruz gelinlerle. Emme ona vermemeli. O gelinlerle çok aylık başında düşüyor. Aylık yüzünden yani. Aylık. Aylığın varsa başın belada. Aylığın varsa verirsin gelinle bakar o zaman. Kızın bakar. Aylık olmayınca ben ailem niyinesin sırtına taşısındır. Senin kaynana iyiymiş kız. İyiymiş valla. Bakma sen onun sert göründüğüne. Erol taş gibi, taş gibi kalbi var. Gel dedim, gelmedin, yüzümü güldürmedin. Gel dedim, gelmedin, yüzümü güldürmedin. Senin gibi birini hayatımda görmedim. Senin gibi birini. Allah Mesut bahtiyar eder inşallah. İnşallah. Komşu oğluyla. Komşu oğlu. Nerede öyle bakışmalar bakışmalar? Komşu olunca tabii bakışılıyor. Sen mi bakıyordun, o mu bakıyordu? O bakıyordu. O bakıyordu. Öyle mi? Öyle. Bakmadan... Tabii arada ben de bakıyordum, o bakıyordu. Sonra öyle bakışa bakışa. Oldu gitti işte. Baktın ki? Ateş bacayı sardı. Konuş konuş anasının yanında, konuş. Konuş. İyice bileyle kadını. Kaynanam bunları... çok iyidir. Kaynanam mı taktı? Kaynanam taktı. Daha tam takmadı o. Ne? Yarısı daha fazla çok olacak. Bu yetmiyor mu? 70 yetmez. 70. 70. He. 70 tane yani. 70 tane altın attım. Öpmek ne? Kuyumcu dükkanı kokuyor maşallah. Biraz da kokar, endi biraz. Azıcık pırasa yapmışım. Biraz da satayım yavrum, biraz da marul. 2-3 tane de sarımsak satmışım. Sarımsak satmadım ya. Satmışsın. O pırasanın kimisi diye sarımsaklı kokuyor. Pırasanın yanında biraz ıspanak da satmışsın ama. Evet. Marul sattım ilanı. Yıkamadan yapmışım azıcık. Tozu kalmış azıcık onun. Nereden bu pıranın kökü 70 tane altın? Pırasa satıyorsun. Pırasadan. Evet. Turp satıyorsun, marul satıyorsun. Yapayım işte. Baban seni satıya üç bağ pırasıya boşu boşuna değil.
pırasa bayağı para ediyormuş demek ki. Aa, pırasanın yumurtadan, çaydan, şekerden bağlı oluyor. Sonra alacağım mı o altını? Aa, alamam. Bazı yerde takıyorlar. Onu... Son gelinim gayrı ki çalıştım mı onun üstüne katacağım. Çünkü çoğu yerde mesela altın takıyorlar, ondan sonra da tarla alacağız diyorlar. Adam diyor araba alacağız diyor. Daha altın da falan kalmıyor. Bu 70 altın yarım motor oluyor, tarla oluyor. Yani yüzük, küpe. Kızım bunlar holding sahibi mi? Alt tarafı pırasa satıyor bunlar. Sadece pırasayla kalmıyor ki, tütün işliyoruz. Mercimek oluyor. Kilim dokuyoruz. Çalıştıracaksın mı gelini tütünü? Aa, çalıştırmayacağım. Niye? Ben pırasa gibi satarken bu çayımı yemeğe hazırlar. Ha, ev işlerini yapsın. Ya, ev işini yapsın. Öbür gelinleri çalıştırdın mı? Çalıştırmadım onları da. Annesi? Affedersiniz, ben kimin ayağına bastı? Ben anası değil de o. Ben annesi derken senden bahsettim canım. Ben ne yapacağım, ne diyeceğim? Çalgıcılar ne yapar düğünlerde? Bol bol hava türkü söyler. Kızlar oynadır, erkekler oynadır, parasını alır. Davul da çalınır mı? Davul da çalar. Davulcu ne zamana kadar çalar? Gelin çıkınca çalar. Gelin çık, gelin almaya gider. Gelin alıp da güzelse gider. Keseyime sekerler, alırlar, gelirler, katarlar. Ne kadar çalar yani? Ne kadar çalması lazım davul? Gelin içeri gireceği kadar çalar. Sonra? Sonra buyurun diyor, parasını aldık. Davul patladığı kadar çaldık. He, onu söylüyorum. Onu da, ooo benim dediğim çalgıda kadınla orta yerde davul oynar. Davul çıkarlar derler. Duy, duy, duy. Duydum, duydum. Duy işte, çok oynarız biz. Ay. Davulcuyu patlatırız biz. Efendim, bir düğünün bittiğini nasıl anlarsınız? Ah buyurun, kuru fasulyeyi bol yedikten sonra başımıza gelen hadisenin sesini duyduğunuzda anlayınız ki Sarıgöl'de düğün bitmiştir. Yani top patlamıştır artık. Peki, yakalım efendim kınasını, buyurun. Çaktılar kazanda şeneni. Para alacaksın diye. Açmayacak tabii. He, açmayacak tabii. Ya, buyurun kaynanası. Kaynana ben vuruldular. Dayadın mı? Karşıda buldular kız anası, kız anası. Kızlar, kızlar, gelebilir miyim? Gel. Niye burada dört kişi? Tamam, üç kişi duruyorsunuz. Gelinin başında duruyoruz. Gelinin başında? Gelin yarenlerim. Yarenler mi durur orada? Gelin yarenlerim. Benim ne işim var? Senin yarenlerim. Ben de yarenlerim. Gelinin yarenleri bu kırmızı örtünün altında duruyorlar. Kusura bakmayın. Yareniyim ben artık. Çağırın gelsin amcasını. Hadi hadi hadi. Kızanası, kızanası, çağır gelsin kızanası. Anası geride dursun, derin gel kızın halası. İyi kollarından mutlu. İyi
Eyüp! 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 Yine yemek buldun değil mi sen bir yerlerde? Çamurun ortasına bıraktın gittin beni. He? Duyuyorsun değil mi köpeklerin avlamalarını? Kurda kuşa yemek çektin beni. Çamurların ortasında bıraktın. Uş. Kolay gelsin. Yukarıdan gökten adam iniyor. İstifini bozmuyorum be. Hoş geldin. Süpermen gelse umurun değil yani. Yeşil adam gelse temizlik yapmaya hiç umurun değil senin. Lütfen oturunuz, istirahat buyurunuz. Özür dilerim. Estağfurullah. Anam, şuradan tepene arkadan adam indi. Ha, İstifini bozdu. Geri dönüp bir bak, merak bile etmedin ya. Kulağım duymadı yavrum. Böyle ses çıktı, onu da mı duymadın? O zaman kalktım gari, pekmezin altına bakıyordum ya. O kadar mı önemli pekmezin yani? Tabii, yanı verirse yandına inmez o acı. Öyle mi? Tabii yavrum. İsminizi bir de bağışlarsanız annem. Türkan Asırcı. İsminizi sevsinler sizi. Özür dilerim, buyurun. Sağ ol. Özür dileyecek bir şey yok. Yan yana Türkan Şoray oluyoruz da biz. Ben ilkokul değilim, ben öyle acemin o kadar değiştirebiliyorsun yavrum. Neyi değiştireniyorsun anlamıyorum ki. Ben ilkokul gitmedim. Ya ne olacak canım? Konuşmaların düzgün değil. Tamam da nice okuma yazma bilmeyenlerin üniversite mezunlarını cebinden çıkardığını gördük biz. O kadar iki akıya çok gittim de. Yavrum iki tane oğlan okuttum ben. Birini makine mühendisi ettim, birini avukat ettim. Ben bu elimin kirine değmez ettim, bağlar işi gittim de. Öyle okuttum o oğlanlara. Ya. Helal olsun. Ha. Evlendirdin bir de onları. Teşekkür ederim. Evlendirdim, birini evlendirdim doktorla. Hem ayrıldı neydin? Ayrıldı, gelinim çok iyiydi. İkinci oğlumu da evlendirdim. Şimdi mutlu onlar geçiniyor yuvasında. Gelinler kadir kıymet biliyor mu bari dedim? Çok şükür. Yani kaynanaları ben, pekmez pişirmiş. Torunum. Çocuklarını okutmuş. Şey çocuğumuzun yanında gitti kız kardeşim, çocuğun yanında ta Tokat gittim ben sizler. Sizin haberiniz yok muydu? Yok. Doktor hanımla boşandığından? Yoktu, haberimiz yoktu. Hemen duyar duymaz. Aa boşanmış kızımız. Dedikodu kum kubaları. Yavrum gelinim çok iyiydi. Hala da üzülüyorsun gelinime. Belki barışırlar be annem. Ne adam barışırlar? Yok, barışmazlar. Cem sen aracı olsaydın? Onlar biri avukat biri doktor. Biri avukat biri doktor. Ben normal miydim? Acemi insan ne diyebilirim ben onlara? Nasıl avukatla doktor geçinemez mi? Ne bileyim geçinmediler. 2-3 sene anlaştılar geçinmediler. Sen mi karıştın yoksa onlarla? Ben İzmir'de ben Sarıköy'de Manisa'da oturuyorsun yavrum. Sen müdahale etmedin yani. Müdahale etmedim. Ne pekmezi bu? Bu üzüm pekmez yavrum. Aha, üzüm pekmezi. Ha? Nasıl yapılıyor bu? Biz buna bağdan keseye geliriz. Yıkarız. Balgamlarını ayıklarız. Yıkadığımı ondan sonra katarız tobiye, çiğneriz. Kazanı kestiriz daha bu kazandan. Nasıl çiğniyorsunuz? Böyle çiğneriz. Böyle çiğneriz tobanın içinde. Nasıl? Böyle senin odan atladığın gibi. Senin odan atladığın gibi çiğniyoruz biz ona. Çiğnediğim mi o kazanı katıyoruz, kaynatıyoruz, kestiriyoruz. Böyle tabiye katıyoruz, demez ediyoruz biz bunu yavrum. Bu ne kadar kaynayacak böyle Türkan anne? Yavrum bu şey olur, böyle biz bunu bakarız, böyle bakarız, tabağa katarız, böyle değmeşir sana, o zaman şey ederiz, bir yakıya akmaz sana, değmez olmuştur. İçinde sadece bunun üzüm suyu mu var? Evet. Başka hiçbir şey yok? Hiç. Öyle şekerdir, bilmem nedir, tatlıma hiçbir şey yok. Yok. Ne faydası var bu üzüm pekmezinin? Biz bütün çocuklarımızı içiriyoruz. Biz nerede bulalım şunu buna? Bunu içiriyoruz, çocuklarımızı yediriyoruz, kompost ediyoruz. Pekmezi şey, kurabiye ediyoruz, bir şeyler bilmezden. Şeker nerede bulacağız biz? Şeker nerede bulacağız? Faydası ne? Ha? Ne faydası var? Çocuklarımız hasta olmuyor. Olmuyorlar. Tabii ben bir fakir çocuğu büyüttüm ben ya. Hiç koyma. Çocuklar mı? Efendim? Canım. Muhtar mı hanım? Muhtar. Hanım. Sen sana soru sorulduğu zaman ne cevap vereceğini düşün. Başkasına soru sorulduğu zaman ne cevap vermesi gerektiğini yandan fısıldama. Avukat ayrılmış doktor hanımıyla, onu da öğrendin ya, coştunuz iyice siz. Adam sağ mı? Nerede adam? Ayrıldım gitti şimdi. Neyin adama? Adam oğlanla benim yanımda. Anasına bak, oğluna bak. Şaşma. Yok kızı değil. Siz ne zaman ayrıldınız? Sen yavrum, benim oğlum. Kız Türkan kocasından ayrılmış kız. Ayrıldı.
Ayrılmış abi. Bahri abi. Niye ayrıldınız? Hayırdır? İyi istemedi adam. Seni beğenmedi istemedi. Beni. Beğenmedi seni. Beğenmedi. Neyini beğenmedi? Bilmem. İki çocuğun üzerine bıraktı seni. Bıraktı beni. Başka bir hanıma mı gitti? Sonra evlendi. Gitmedi öyle. Gitmedi. Sonra evlendi. Niye geçinemiyordunuz canım? Geçinmedik ben. Benim çocuklarım bir 4 yaşında ben genç kaldım adamdan. Böyle hep çocuklarımı kanadımın altında büyüttüm. Kavga mı ediyordunuz siz adamla? Dövmedi, kavga etmedi. Bir istemedi işte. Hayır, neyini istemedi canım? Ne bileyim ben? Sebebi yok, istemedi. Niye ayrılmışlar dedim. Sevmedi abicim. Sevmedi. He. Adamın aşkı bitti Türkan bitti. Hanım'a. He, Türkan Hanım adamın aşkı bitti. İki kızan verdi, adam gitti başkasınınla evlendi. Ceryan alamadılar. Başka bir hanım mı girdi araya? Başka hanım girdi. Türkan Hanım'ın haberi var mı bundan? Ne, boşanlı kalan Türkan Hanım haberi olsa ne haber olmasa ne? Doğru, söyleyelim bari, o kadar sene geçmiş. Artık bunu taşıyabilir, bunu yaşayabilir. Senin adamın sana aşkı bitmiş. Bitmiş. Sevdası bitmiş sana. Sevdası bitmiş. Sonra başka bir hanıma gitmiş. He. Benden duymuş olma da. Yok. Sen de benden duymuş olma. Siz ne pişiriyorsunuz? Tan çobası. İsim efendim sizin? Kadın yoldaş. Kadın? Ha, evet. Kadın yoldaş. Nasıl çağırıyorlar sizi? Kadın kadın diye mi? Kadın çağırıyorlar. Kadın yoldaş. Burada mı oturuyorsunuz? Burada oturuyoruz. Komşularla mı toplaştınız? Evet. Türkan Hanım'ın komşusunuz? Evet, Türkan Hanım'ın komşusuyum. Arkadaşıyım. Canım bu adama biraz sizin beyinizle bir öğüt verseydi iki tane çocuğum abicim, var. Abicim benim beyim, ben 20 yaşındayken öldü. Ben Türkan Hanım'ın beyini tanımıyorum. Boşanmış. Sen 20 yaşındayken kaybettin. Ha, kaybettim adama. Evlenmedin mi bir daha? Evlenmedim. Neden? Evlenmedim, bir tane kızım var, evlenmedim. Öldü beyim, evlenmedim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Siz iki kadın, çocukları tek başına. Tek başına bir kızımla gelin ettim. Kızım da geçirmedi, kocası kaçtı başlarıyla. Kime yapıyorsun bunu? Bunu işte müsavirle yiyecek. Kalbimi kırıyorsun ama. Hayır, sen yiyeceksin. Sen de yiyeceksin deyip öyle bana üçüncü sınıf muamele yapma. Hayır, seni pişiyor bu. Senin için ya. Sana pişirdim yavrum diyeceksin. Yavrucuğum seni pişiriyorsun. Bak damadın muamelesi yapma bana. Her oğlan damat değildir. Hayır abicim, seni pişiyor oğlum bu, pişiyor. Teşekkür ederim. Ha, seni katıcı turşusu var yanında, her şeysi var. Turşuyu da sen bas. Hayır. Ne turşusu? Biber, her şey. Bak her şey. Bak hepsi var. Ha. Aa, bak odası var bak. Mis gibi. Şu sarma işini bir halledelim. Ha. Çorbadan başlayacağız artık. Tamam. Pekmezi en sonunda mı yiyoruz Türkan Sultan? Dağlısı. Dağlısı üstü. Dağlısı o. Tabii evet. Peynirle yenir bu. Biz bunu evvelden onun tane çorbasını yeriz. Ardından pekmezle peynir yeriz. Çay görmedik biz. Çay bilmiyoruz. Çayı 5-10 senedir biliyoruz. Ses tellerine iyi geliyor herhalde bu. Maşallah hem Türkan Hanım'da da hem sende de ses. Maşallah, maşallah. Maşallahımız var bizim yavrum, maşallahımız var. Ya. Allah kolaylık versin. Amin, amin. Hadi bakalım. Anlatacağım. Of. Amma havadis edindik biz ya. Kolay gelsin. Muhtar Hanım. Sağ ol, sağ ol. Nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Allah razı olsun. Siz de iyisiniz. Allah'a şükür. İsminizi bağışlarsanız. Emine Orhan. Emine Hanım efendi. Evet. Anladığım kadarıyla yaprak sarması. Evet, yaprak sarıyoruz. Şimdi bu yaprak deyince benim aklıma Tokat Erbağ geliyor. Evet. Memleketin en iyi yaprağının Tokat yaprağı olduğunu söylerler. Bizim, Manisa'da da gördük şu evet, yaprağı. Bizim Manisa, üzüm var ya. Evet, Manisa'mızın bağı üzümü meşhurdur. Yaprağımız taze taze güzel olur. Yani bu yaprak Manisa yaprağı evet. Tokat yaprağından daha mı iyidir? Daha iyidir. Daha nezzetli. Biz sadesinden atlarız kendi elimizle ne? Çok sularız bağlarımız, onun için taze taze yapraklarımız olur. Tokatlılar diyorlar ki hayır diyorlar. En iyi şey bizde diyorlar. Herkes memleketini öve. En iyi memleket Sarıgöl'dedir. Manisa'da Sarıgöl'ün. Buyurun efendim. Çünkü bu kılsızdır. Onların yaprakları tüylü olur. Kimin yaprakları tüylü olur? Tokatlıların yaprakları. Bir tane Tokatlı var aramızda. Ben olabilir. Hatırlatayım da. İddialısınız yani. Evet, iddialıyız. En iyi yaprak en Sarıgöl yaprağı. Evet. Çünkü tüysüzdür ve tazedir. Yaprağın tüylüsü olur muymuş? Olur. Çünkü o çekirdekli üzümden olur. Tüylü olur yaprakları. Bu tüysüz. Bu tüysüz.
oldu. İsminizi bağışlarsanız. Ayşe Baydar. Ayşe Baydar. Baydar. Bazı yerlerde hanımların lakapları olur. Sicim Ayşe benim de ablam. Yemekçiyim ben de. Düğün yemeklerine gidiyorum. Sicim Ayşe. Evet Sicim Ayşe. Dedim 7'den 70'e herkes biliyor ablam. Özür dileyerek ablacığım. Evet buyurun. Bir saniye ayağa kalkabilir misiniz evet, acaba? Evet efendim. Manken gibiyim ablam zaten. Çünkü... Ayağım topalyalı zor kalkıyorum. Ha, buyurun. Estağfurullah. Buyurun efendim. Buyurun. Ya Ayşe abla. Efendim canım. Kusura bakma da. Ha, rica ederim. Bak. Terbiyesizlik buyurun. Olarak algılamazsan. Yok. Hafiflik olarak al. Evet. Ya senin neren sicim Ayşe, Ayşe abla ya? Sicim gibiyim efendim. Buyurun. Sicim ip gibi. Şimdi... Ay. Balkonsuz ev benzi ablam. Göbek dedin böyle olur. Bu göbek olmadı mı balkonsuz ev benzi ablacığım? Kadında acık göbek olacak. Evet göbek. Biraz da kalça. Yemeğin salçalısı hanımın... Çok mu seviyorsunuz kocanızı? Vallahi çok seviyorum. Fahri abi. Bak inan ki bak sorma. Önce kocam sonra çoluğum çocuğum anam. Önce kocam. Dünya bir tarafı kocam bir tarafı. O kadar aşık oldun. Vallahi ya. Öyle. Gülüm diye bayılırım ağaçtan. Onu gördüm mü küp 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 kalbim atıyor. Mahalle bir aydınlık veriyor. 250 bin şeylik ampul gibi bir parlaklık veriliyor mahalle ağaçta görünce kocama. Adam sokağın seviyorum. Başında görülünce. Vallahi kaç kilometrede olursa olsun. Gülüm geliyor derin hemen ayağa kalkarım balkonda. Vallahi billahi sorabilirsiniz 7'den 70'i bayılırım. Balkonlarda mı bekliyorsunuz adamı? Bak bekliyorum ablam sen bir gör. 15 yaşındaymış gibi benim yanımda adam ben de öyleyim. Çok mu yakışıklı? Aa artist mi artist? Bayılır. Ben onu bayılırım o beni bayılır. Çok güzeldir. Artistlerden kime benziyor efendim? Vallahi sizi benziyor diyeyim bari. Vallahi çok güzel çok güzel yavrum. Benim gözüm de öyle kalbim de öyle. Ha, hakikaten yakışıklı adammış değil mi? Yani bamba seçtim daldım yavrum ya. Gelişi güzel almadım. Nasıl bunlar... Pazarda mı satılıyor? Aa, ben Kayseri'den getirdim ya kaptım. Hem memur. Efendim Kayseri'de koca pazarı varmış eskiden. Evet efendim evet. Peki efendim. Sicim Ayşe Hanım evet. Efendim. Kocayı evet. Ele avuca avucunun içine almanın sırları nedir? Formülleri nedir? Ben vallahi bak gelirken kapıyı aç geliyorum. Kaç, hoş geldin kocacığım nasılsın? Bugün nasıl bir, geçti? Adam eve geldiğinde evet. Ve bir kapıda karşılanacak. Hemen bir öperin yavrum. Hoş geldin hayatım canım. Günün nasıl geçti? Bak vallahi billahi böyledir. Giderken hayırlı işler, iyi günler, güle güle. Öperin gönderin. Ses çıkacak mı öperken? Aa, onu sorma gari. Kalpti başlıyor küt 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 küt. Benim yaşım 61, benim yaşım 51. Bugün evlenmiş gibiyiz. Vallahi sorabilirsin her nedir tarafa. Nedir bunun formülü? Abim bilmiyorum. Gençimiz bu kadar mutluluk görmemişiz herhalde. Şimdi bayılıyoruz birbirimize. Yarım saat geç gelsin gayet vallahi uyku tutmuyor. Gözüm yolda beyim gelecekti. O geldi mi dünya benim oluyor, rahatlıyorum. Böyle bir huyum var. Çok seviyor yavrum. Ne diyeyim? Allah'ım gari ölümüm falan vermesin. Ayırmasın yavrum. Vallahi yakışıklı adammış. Madem hafif güzel anlıyor. Benim gayri gözümlü güzel yavrum. Çok güzel. Vallahi elin güzel ben faydam valla. Canım kuzguna bile yavrusu şahan gibidir. Tabii, tabii yavrum. Aa, sen ne diyorsun? Peki bunu sarmanın incelikleri kim? En iyi kim sarıyor? Arkadaşım. Annem. Hepimiz sarıyoruz. En iyi kim? Gençler, bütün parmaklar sizi işaret etti. Merhaba, hoş merhaba. Geldiniz. Hoş geldiniz Sarıgöl'ümüze. Sarıgöl'ümüzün üzümünün yaprakları. Çekirdeksiz üzümünün evet, çekirdeksiz tüysüz yaprağı. Tüysüz yaprağı. Demek ki Sarıgöl yaprağını görürseniz başkası kapmadan hemen evet. Almanız gerekiyor. Zaten dışarıya da gönderiyoruz. Toplanıyor, dışarıya. Evet kasalanıyor, gönderiliyor. Dışarıdaki pazarlarda gördüğünüz belki Sarıgöl'ün bağlarından elde edilmiş bağ yapraklarıdır yani. Peki efendim. En ince, en böyle ağza layık nasıl sarma? Bir anlatın bir de. Saralım. Önce anlatalım. Bağ yapraklarımızı yazdan en tazesini toplayıp. Yok ilk... yaprak önümüzde. Ha, tamam. Buradan oradan. Alalım. Peki. Yaprağımızı hafif haşlıyoruz. Salamura yaprak. İçini hazırlamak için soğan, yağ önce kavrulur. Islatılmış pirinç konulur. Salçası. Yani bütün hanımlar bilir aslında da ben bir daha tekrarlayayım. Yok, önemli olan ince sarması. Sarmayı becerebilmek. Evet. Makinaları bile çıkmış bunların. Yok. Sarma makinaları. Makineden daha güzel sararız canım. Makine bu kadar ince sarmıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Hiçbir makine saralım. Bir hanım elinin baharatlı içimize gibi. Koyalım. Seni boynum gelince eliyor, eliyor şen olur. Efendim bu ağzımıza layık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Kolay.
Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldin. Ben de hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Pekmezlik üzüm çiğniyoruz. Üzüm mü çiğniyor? Evet. Böyle bazı şeylerde gibi hanımlar yapmaz mı bir şey? Yok, burada herkes yapar. Erkek yapar, çocuklar da yapar, kadınlar da yapar. Herkes yapar. İsim? Mustafa Dümbek. Mustafa? Dümbek. Dümbek. Evet. Ne olacak bu üzümün suyu? Bu üzümün suyu kazana girip orada kaynayacak. Orada biz bunu kestirme diyoruz. Kestirdikten sonra dibine oturacak posası. Boş durma. Posası. Boş durma Mustafa. Boş durma. Tamam. Posası dibine oturacak. Oradan süzeceğiz. Süzdükten sonra tavaları alıyoruz. Tavalarda kaynatmayı bırakıyoruz. O devamlı odun ateşinde devamlı kaynıyor. Aşağı yukarı 10 kilo üzüm suyundan 1 kilo pekmez elde ediyoruz. Maşallah, sen hanımların işini de biliyorsun. Benim uzmanlık dalım sayılı. Pekmez ben bunu devamlı kendim yapıyorum, evet. Pekmez de yapıyorum. Yapıyorum. Kendim yapıyorum. Devamlı yaparım. Her sene yaparım. Yenge nerede? O tarlada mı çalışıyor? Yok, o da yardım eder. Hayır. Bu yalnız olan bir şey de ekip işidir bu. En aşağı 4-5 kişi olacak bunda. Kim daha iyi pekmez yapar? Hanım mı sen mi? Ben yaparım. Hanımdan daha iyi yaparım. İyi yaparım. Hadi be. Evet. Peki dünyanın en iyi aşçıları erkekler. Bir tane şey denir ya. Hanımlar yemek koy. Hayır. Dünyanın en iyi aşçıları erkeklerden çıkar. Senden daha iyi pekmez yapan yok mudur yani? Vardır canım, yine vardır. Yani ben de güzel yaparım. Erkek midir yani? Yok, kadınlardan da vardır canım. Ben de güzel yaparım. Peki böyle çalışırken hanımlar türkü söyler. Sende var mı çalışırken? Yok, o yok işte. Bizde türkü işi yok. Hanımlar bir de kaynanalarından şikayet ederler. Var mı kayınvaliden? Var. Sağ mı? Sağ. Bu programımızda bir ilk herhalde değil mi? Kaynananla aran nasıl? Çok iyidir. Nasıl? Kendisini çok severim, o da beni çok sever. Kaynanalık yapmaz mı? Hayır, hayatta yapmaz. Kesinlikle. Senin bacanak var mı? Var. Bacanağa kaynanalık yapar mı? Hayır, yapmaz. Demek kayınvalidenin tabiatından, yapısından. Evet, arkadaş gibiyizdir. Kaynananla arkadaş gibiyizdir. Hanımın mı, kaynanan mı? İlk önce hanımın. Bunu seyrettikten sonra görürsün. Yok, yok. Sana söyleyeyim. İlk önce hanımın. Ondan sonra çocuklarım. Annem, babam. Peki eşinle Allah korusun bir tatsız bir durum olduğunda kayınvalide kimden taraf oluyor? İkimizden taraf tutmaz. Haldan yan olur her zaman. Canım sen haksızken bile seni tutmaz mı? Hayır. Haksız haksız, doğru doğru. O zaman benim kaynanam senin kaynananı döver. Ya da bizimki fazla yüz gelmiş bana. He? Yok yok, ben öyle kendi kendime konuşuyorum. Senin git duyası böyle şimdi dediklerine. Senin git duyacak. Yok canım, arkadaşlarım montaj atar, ne duyacak ya? Ya olmuyor, haksızlık oluyor. Olur mu canım? Benim kaynanamla ilgili söylediklerimi, kaynanam haksızken bile benim tarafımı tutar. Şimdi beni biraz şımartmış galiba dediğimi yayınlayacak hali yok herhalde benim arkadaşlarım. Bilme öyle Erol Taş, Erol Taş. Yok canım, yayınlamazlar mı? Zannetmiyorum. Şey göreceğiz ne bakalım. Kadar sürüyor bu iş? Bu iyice suyu çıkana kadar sürüyor. Posası ne olacak? Posasına hayvanlara veriyoruz genelde. Hayvanlar yiyor. Hayvanlara veriyoruz derken bana bakmasın. Koyunlara, ineklere. Yani üzümün hiçbir şeysi zebil olmuyor. Her şeysi değerlendiriliyor. Kolay gelsin. Sağ ol. Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası. Daha karpuz kesecektik derler ya. Tabii. Kesek mi bir karpuz? Tabii. Heh. Hadi buyur benimle. Manisa Sarıgöl Dadağlı'dayız. Burada ne işimiz var? Program çektiğim için her yere gidiyoruz. Peki bu tarlada ne işimiz var? Bu tarlayı gördüğüm zaman dayanamam. Hayatta dayanamam. Ne tarlası mı? Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu araç işini pek ayarlayamadık galiba. Bazen düşünüyorum, bisiklet mi daha iyiydi diye. 2 sene olmuş neredeyse. Geçiyor be. 126 bölüm olmuş biliyor musun? Olmuş bayağı be. Evden ayrı, ben, sen, ekip. Bazen birbirimizi görmezden geliyoruz Eyüp. Uzun yola çıkalım dedik. Dedik ama biz bu ahbaplık işini biraz geri planda tuttuk ya. Ya kardeşim. Kestirir aman Şerif Hanım tenhalarda. Buluşalım.
Nasılsın? İyiyiz elhamdülillah. Siz değilsiniz? Allah'a çok şükür. İsmin ne dayı? Mustafa Aktürk. Burası senin mi Mustafa dayı? Evet. Karpuz tarlası. Karpuz bu sene bu avı yeni diktik. İçine karpuz ektik. Bu sene ilk defa mı karpuz alıyorsun? He. Adana'nın Diyarbakır'ın karpuzu meşhur derler. He. Manisa'da karpuz olur muymuş? Olur. Olur. Nereden aklına geldi karpuz? Devamlı yaparız gene arz yok. Karpuz mu seviyorsun sen? Tabii. Bir külhanbeylik var mı? Ne gibi? Bay bay geldim öyle bir. Yok canım. Var mıdır öyle bir eski kulağı kesiklerden? Yoktur yoktur. Kaçırdın Allah bilir. Hayır, hayır hayır. Kaçırmadın. Hayır kaçırmadım. Verdiler yani. Geç mi kalınmış toplamak için biraz? Hayır. Biraz. Hakikaten de geç de kaldı. Barla üzümleri falan satacağız diye onlarla uğraşırken burası bir de havalar yağıyordu. Zamanı geçti. Yani. Karpuz sevmez mi fazla yağışı? Soğuğu sevmez. 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 Yağışı. Sen bilirsin yana dayı. Karpuz karpuzdur yani. Daha karpuz kesecektik derler ya. Tabii. Yesek mi bir karpuz? Tabii. He? Keser. Ya. Hadi buyur dayım be. Keser. Keselim bir karpuz be. Eve gidelim bugün. Toplamayacağız mı karpuzu? Yok buradan mı toplayacağız? Buradan toplayacağız. Siz bilirsiniz. Hatta şu en ufağından var ya. Büyüğünden yol alalım ya. Neden ufağından? Olur ya büyüğünden yol alalım ya. Ah. Tamam, var mı kesici bir şey? Konuşalım. Dur bakalım. Bir Adanalı olarak unutmadıysak. Bıçak neyin yoksa. Karpuzu şöyle yersin. Tabii. Dayım benim. Kışın ortasında karpuz keyfi. Hey hey, hey. Şu berberin peşte. Burası bir karpuz tarlası. Burası bir karpuz tarlası.